Selamlar. Bu dersimizde poligon modellemede çok işimize yarayacak olan Cleanup Polygon adlı fonksiyonu inceleyeceğiz. Cleanup Polygon'a Mesh menüsünden ulaşabilirsiniz. Aşağı tarafa geldiğinizde Optimize'ın içinde Cleanup yazıyor. Option Box'ı açarsanız burada Cleanup Polygon'la ilgili seçenekler karşımıza çıkacak. Bunu daha önceden gitar modelleme dersimizde biraz kullanmıştık ama tamamıyla üzerinden geçmemiştim. Şu anda bu kutuyu komple üzerinden geçmek için bence iyi bir noktadayız. O yüzden öncelikle Edit'e gelip Reset Settings yaparak ayarlarımı sıfırlayacağım. Cleanup Polygon penceresini modelleme yaparken modelimizin düzgün olup olmadığını kontrol etmek için kullanabiliriz. Başka bir yerden elimize modeller geliyorsa ve o modeller üzerinde işlemler yapacaksak elimize gelen modellerin düzgün olup olmadığını baştan bir kontrol etmek için kullanabiliriz. Çünkü bazen elimize endüstriyel programlardan çıkmış modeller gelecektir. Bunlar Maya'nın içinde oluşturduğumuz gibi temiz gözükmeyecek. İki tane farklı program arasında transfer ederken ya çok fazla geometri taşıyacak ya bizim sevmediğimiz tarzdan poligonlar barındırıyor olacak. O durumda da Cleanup Options'ı kullanacağız. Bunun dışında eğer biz model yapmıyorsak ama animasyon ya da rigging yapıyorsak veya kaplama yapıyorsak, texturing, shading yapıyorsak elimize gelen modellerin animasyon ya da kaplama işlemlerine başlamadan önce elverişli olup olmadığını kontrol etmek için Cleanup Options'dan geçirebiliriz. 3 boyutlu programlarda bizim en çok sevdiğimiz poligon tarzı dört kenarlı poligonlar, quadrant dediğimiz poligonlar, tries yani triangles dediğimiz poligonlar, üç kenarlı poligonlar. Bunlar çok fazla problem çıkarmıyor ama yine de bugün artık Maya gibi programlardan oyun motoruna iş gönderiyorsanız oyun motorları belki üç kenarlı poligonlar istemeyebilir sizden. Dört kenardan fazla poligonları zaten sevmiyoruz. Yani 5-6 kenarlı poligonlar modelimizde mümkün olduğunca bulundurmamaya çalışıyoruz. Özellikle deforme olacak veya bükülü olan yüzeylerde bunları hiç kullanmamaya çalışıyoruz. Bunun dışında daha ağır problemlere sahip poligonlar var. Bunlar bazen biz çalışırken fark etmeden yarattığımız pislikler olabilir. Bazen de dediğim gibi başka bir programdan Maya'ya aktarırken oluşabilecek olan hatalar olabilir. Öncelikle daha önce yapmış olduğum gitar modelini açacağım. Böylece bu fonksiyonu kullanmak için elimizde bir malzeme olsun. Okey, bu gitar modelini mümkün olduğunca temiz yapmaya çalışmıştık. Ama sonuçta ne olur ne olmaz diye iş bittikten sonra bir kontrol edelim bakalım. Bütün modellerimi seçiyorum ve klavyemde 1'e bastığım zaman bu soft moddan çıkıyor. Poligonları olduğu gibi gerçek sayısında görmeye başlıyorum. Buradan Reset Settings zaten yapmıştık. Öncelikle Cleanup Effect kutucuğu var. Hemen altında Fix by Tessellation, onun altında da Remove Geometry. Cleanup Effect'in içinde öncelikle hangi operasyonu yapabileceğimizi seçeceğiz. Ondan sonra bu operasyonu ne kadar geniş uygulayabileceğimizle ilgili bir seçenek var. Hemen altında da History'yi sileceğiz mi, silmeyeceğiz mi bu Cleanup sonucunda? Bunun kutucuğu var. Öncelikle Cleanup Matching Polygons ve Select Matching Polygons ne demek? Biz burada belli kriterler vereceğiz. Bulmak istediğimiz hatalı poligonlarla ilgili. Ve bu kriterlere uyan poligonları Cleanup Options direkt olarak silsin veya düzeltsin mi? Ya da sadece seçip bize göstersin mi önce? Burada onu seçeceğiz. Eğer Select Matching Polygons dersek Maya hiçbir işlem yapmadan sadece bize sorumlu olan poligonları gösterecektir. Eğer Cleanup dersek otomatik olarak kendisi onları ya onaracak ya silecektir. Scope dediğimiz buradaki yapacağımız işlemlerin çerçevesi yani genişliği. Apply to Selected Objects seçiliyse sadece seçmiş olduğumuz objeleri buradaki işlemi uygulayacak Maya. Apply to All Polygonal Objects dersek bizim sahnemizde bulunan seçsek de seçmesek de var olan bütün poligon objeleri buradaki işlemleri uygulayacak. Keep Construction History açık bırakırsak Construction History'nin artık ne demek olduğunu biliyoruz. O zaman yaptığımız işlemler History'de varlığını sürdürecektir. Eğer Keep Construction History'yi kapatırsam, bu sefer Cleanup Options işlemi sonrasında bu objedeki bütün History silinecektir. Buradaki objeleri tek tek seçelim, bakalım herhangi birinde History var mı? Mesela burada kalmış bir iki tane. Bu tellerde de kalmış. Dolayısıyla Keep Construction History'yi de test etme şansımız olacak burada. Tekrardan buradaki seçenekleri reset yapalım. Hemen aşağı gelelim. Fix by Tessellation
buradaki kriterlerde belirlemiş olduğumuz poligonları bulacak ve onaracak. Remove Geometry, altında bulunan kriterlerde yakalamış olduğu poligonları silecek. İlk başta işlem yapmak istemeyeceğim buradaki poligonları. Sadece belirlemek istiyorum modelim üzerinde. Dolayısıyla cleanup, yani buradaki düzeltme işlemini uyguladansa Select Matching Polygons'a geliyorum. Scope'da Apply to Selected Objects'teyim. Yani sadece benim seçmiş olduğum objelerde bu işlemi uygulasın istiyorum. Keep Construction History'yi şimdilik açık bırakacağım. Ki buradaki objelerin hiçbirinin history'si silinmesin otomatik olarak. Öncelikle four-sided faces diyelim. Yani bize dört kenarlı poligonları göstersin. Bunlar bizim sevdiğimiz türden poligonlar. Dolayısıyla hep dört kenarlı çalışmaya uğraştık. Ve %99'u da poligonlarımızın seçili olacaktır bu yüzden. Faces with more than four sides diyelim. Tekrardan F8'e basıyorum. Object modundayım. Dörtten fazla kenarı olan poligon var mı? Bunu araştıralım. Evet, var. Ama hemen göremiyorum. 4'e basacağım. Turuncu poligonları arıyorum. Evet, buralarda uçlarda var. Demek ki bu tellerin ucunda dörtgen olmayan poligonlar bıraktık biz. Burada 8 kenarlı poligonlar kalmış. Bunlar aslında bize çok fazla sıkıntı çıkarmayacak. Çünkü hem çok minik detaylar hem de gözükmeyecek yerdeler. Ama dediğim gibi belki siz bu modeli bir oyun motoruna göndereceksiniz ve bir oyunda kullanılacak. O zaman size bu modeli geri göndereceklerdir. Her şey dört kenarlı olsun diye. Dolayısıyla bunları onarmak isteyebilirsiniz. Tekrardan F8'e basıyorum. Modeli komple seçiyorum. Bu sefer concave faces'a bakacağım. Concave faces iç bükey yüzey demek. Hemen Maya'nın kendi help menüsüne gelelim. Çoğu zaman yararlandığımız gibi. Burada zaten bize sorunlu olan poligonlarla ilgili bazı örnekler vermiş. Four-sided faces dediği dört kenarlı poligonlar, yani bizim sevdiğimiz türden. Faces with more than four sides, yani dörtten fazla kenarı olan poligonlar, bizim sevmediğimiz türden poligonlar. İç bükey faces, yani concave faces ise vertexlerden birinin yüzeyin içine doğru girdiği durumlarda kullanılıyor. İki tane vertexin poligonun içine doğru girdiğini görebiliyoruz. Bunlara da concave faces diyoruz. Hemen apply diyelim. Bakalım concave faces kalmış mı? Evet. Bunlar aslında özellikle sadece Maya'da çalışacaksanız çok sıkıntı olmayabilir. Hele bunları daha sonradan eğer smooth yapacaksanız render'dan önce, ki biz bunu çok ekonomik modellemiştik bu gitarı. 5'e basalım. Gördüğünüz gibi burada iç bükey bir dörtgen poligon var. Ama ben bunu eğer render'dan önce, hatta animasyondan önce smooth yapacaksam bir tur, onlar zaten kendiliğinden gidecek demektir. Çok sıkıntı olmayabilir. Ama en azından iç bükey yüzeyin ne demek olduğunu bileyim ve yapmış olduğum herhangi bir model bana geri geldiği zaman ve bunların temizlenmesi istenirse ne yapmam gerektiğini biliyor olayım. Tekrardan seçiyorum modelimi. Bu sefer Faces with Holes seçeneğine geleceğim. Apply diyeceğim. Hiçbir şey çıkarmadı Maya bu sefer. Tamamen deselect yaptı objemi. Demek ki içinde delik olan herhangi bir poligon yüzeyim yok. Non-planar faces'e geliyorum. Apply diyorum. Bana burada birkaç tane non-planar face buldu Maya. Şimdi bu faces with holes'la non-planar faces nedir? Onu bir anlamaya çalışalım. Öncelikle faces with holes'a bakacağız. Bir tane burada poligon yüzeyi yaptım. Sadece dört kenardan oluşsun istiyorum. O yüzden subdivisions'ları 1'e getirdim. Buradan da Maya'nın help menüsünü açacağım. Burada faces with holes, yani içinde delik olan yüzeyler. Eğer bir poligonun içinde bir açıklık varsa ve o açıklığın hiçbir vertexi, onu çevreleyen poligonun hiçbir vertexiyle bağlantılı değilse, o zaman bu delikli bir poligon demektir. Bu da bizim kesinlikle sevmeyeceğimiz, bize sorun çıkarabilecek model türlerinden bir tanesi. Böyle şeylerle nasıl karşılaşabiliriz? Mesela bu modeli birkaç kere bölelim. Şu anda gayet düzgün bölünmüş bir tane model. Faces with holes'u açıyorum yine. Apply diyorum. Ve hiçbir şey seçmedim Maya. Ortadaki yüzeyi silelim. Tekrar apply diyelim. Yine seçmedi. Çünkü bunlar kenarlara bağlandığı için hiçbir sıkıntısı yok şu anda.
Şimdi bu bağları koparalım. F10'la siliyorum bunları. Ama buradaki delik kaldı. Şimdi faces ve holes'u tespit et dediğim zaman mayaya, bu sefer buradaki face'i seçiyor. Bunlar kesinlikle bırakmak istemeyeceğimiz türden pislikler. Şimdi gelelim non-planar faces'e. Non-planar faces, düzlemsel olmayan yüzeyler olarak çevrilebilir zannediyorum Türkçe'ye. Düzlemsel olmayandan kastımız ne? Tekrar bir tane plane yapalım, poligon. Bunu yine 1'e getireceğim bütün subdivision'larını. Ama bu sefer iki tane birbirine uzak köşesinden böleceğim bunu. Ve bir vertex'i aşağıya indirdiğimizi düşünelim. Şu anda bu dört kenarlı poligonu ikiye kırmış vaziyetteyiz. Ama ortasına bir edge attığımız için bu non-planar faces olarak kabul edilmeyecek. Dolayısıyla buradan mesh'e geldim. Cleanup options'a geldim. Non-planar faces'i seçtiğim zaman apply dediğimde Maya bana bunu seçmeyecek. Ama ortadaki edge'i sildiğimi varsayalım. Şu anda dört kenarlı bir poligonum var. Ama ortadan bir şekilde kırılmak zorunda. Çünkü vertexlerini bunu yapmaya zorlayacak şekilde kaydırmış bulundum. Ama ortada edge olmamasına rağmen Maya bunu kendi kendine kırıyor. Çünkü biz ne yaparsak yapalım, kaç kenarlı poligonla uğraşırsak uğraşalım, Maya temelde bunların hesaplamasını aslında en küçük birime, yani üçgene bölüp hesaplayacak. Biz burada bu edge'i atmış olsak da olmasak da. Ama edge'i atmadığımız zaman böyle kırık yüzeyler istenmeyen yüzeyler olabilir. Bunu da tespit etmek istediğimiz zaman non-planar faces'i kullanıyoruz. Ve bu sefer Maya bu yüzeyi seçti. Fixed by tessellation kısmını bitirdik. Burada bulmak istediğiniz birkaç tane kriter varsa hepsini toplu olarak da arayabilirsiniz. Yani sadece tek bir tanesini seçmek zorunda değilsiniz. Birkaç tanesini seçip bakarsınız ve hepsini tespit edersiniz. Şimdi gelelim remove geometry kısmına. Burada karşılaşacağımız türde poligonlar çok daha sorunlu poligonlar olacak. Bu kadar sıkıntılı poligonları biz modelimiz sırasında %99 yaratmadık. Dolayısıyla bunları manuel olarak göstermek istiyorum. Yeni bir tane sahne açacağım öncelikle. Edit'ten Reset Settings yapıyorum. Ve tekrardan Cleanup yerine Select Matching Polygons diyorum. İlk bakacağım Lamina Faces. Zaten hemen yanında açıklaması var. Faces Sharing All Edges. Yani bütün kenarları paylaşan yüzeyler. Aslında yüzeyler bütün kenarları paylaşıyorsa tek bir yüzey olması lazım. Ama Maya'da biz farklı işlemlerden geçerken Maya bazen bütün kenarları paylaşan 2 tane, 3 tane yüzey bırakabiliyor. Dediğim gibi bunlar başka programlardan Maya'ya import ettiğiniz modellerde de karşınıza çıkabiliyor. Dolayısıyla diyelim ki 1000 poligonluk bir modeliniz var. Herhangi bir programdan indirdiğiniz bir mühendislik programından. Aslında orada 100 tane poligon olması lazım ama 10 tane yüzey üst üste bindiği için tek bir modeli görüntüleyen üst üste binmiş 10 tane farklı model barındırıyor olabilir. Ve siz uzun sürede çalışırken bunu fark etmeyebilirsiniz. Bu da en kötüsü zaten. Bu tarz sorunları baştan tespit etmek için mutlaka cleanup options'la dışarıdan import ettiğiniz modelleri bir elden geçirmenizi tavsiye ederim. Şimdi burada bir tane yüzey yaptım. Ctrl D deyip bu yüzeyi duplicate edebilirim. Ya da duplicate'in daha kısa bir yolu var. Sanırım bunu da artık görebiliriz. Shift'e basılı tutarsanız hemen cursor'ımın altında clone yazıyor. Herhangi bir eksene doğru çektiğim zaman seçmiş olduğum modeli hem duplicate edecek hem de o eksen üzerinde hareket ettirmeye başlayacağım. Ctrl D yapıp ondan sonra bunu yukarı çekmek yerine sefer artık direkt Shift'e basılı tutup bunu kullanabilirsiniz. Burada birbirine iki tane çok yakın yüzey var. Öncelikle bunları combine edip tek bir obje haline getireceğim. Combine fonksiyonunu bundan sonraki derste anlatacağım için şimdilik çok hızlıca yapıyorum. O yüzden çok fazla takılmanıza gerek yok. Combine kısaca iki ya da daha fazla poligon objeyi tek bir obje olarak birbirine kombine etmeye yarayan bir fonksiyon. Şu anda iki tane farklı poligon plane'im vardı. Ben bunları combine ettiğim için artık tek bir obje olarak sayılıyorlar Maya'nın içinde. Bunu bu şekilde yapmaya da bilirdim. Tek bir obje olmasını istersem bir tane küp yaratırdım.
ve buradaki ortadaki bütün face'leri silebilirdim. Şimdi F9'a basıyorum. Buradaki iki tane vertex'i seçtim. Bunu merge edeceğim. Ve sırasıyla bütün birbirine denk düşen köşeleri merge edeceğim. Merge işlemini tekrarlamak için G'ye basıyorum. Evet. Şimdi F8'e bastım. Gördüğünüz gibi objemde zaten bir gariplik oluşmaya başladı. Burada 4 tane kenar olmasına rağmen herhangi birini seçip oynattığım zaman kesinlikle ayrıldığını görmüyorum. Ama yukarı kaldırdığım zaman içinde bir boşluk oluştuğunu fark edebiliyorum. Dolayısıyla burada 4 tane edge'i ve 4 tane vertex'i paylaşan 2 tane yüzey var. Bunlar bazen siz çalışırken de oluşabilir. Fark etmeden, istemeden böyle şeyler yapabilirsiniz. Ya da import ettiğiniz modellerde çıkabilir. Lamina face'i seçiliyken Select Matching Polygons diyeceğim. Öncelikle burada F8'e basalım. Apply dediğim anda zaten otomatik olarak buradaki yüzeyleri seçiyor. Gelelim non-manifold geometriye. Non-manifold ne demek? Öncelikle manifold geometrinin ne olduğunu anlamaya çalışalım. Bir tane küp yaptım tekrardan. Bir önceki dersimizde yanlış hatırlamıyorsam çok hızlıca bir UV editöre bakmıştık. UV editör bizim Maya'daki modellerimizi kaplamak için kullandığımız bir pencere ve 3 boyutlu objelerimizi bir yerlerinden kesip kağıt gibi düz bir yüzleme açtığımız bir panel aslında burası. Daha önce belki ilkokulda el işi derslerinde de denk gelmişsinizdir. Bu şekilde bir kesim yaptığınız zaman bunu kat yerlerinden katlayıp yapıştırırsanız bir küp elde edebilirsiniz. Dolayısıyla bir küpü 2 boyutlu bir düzlemde açmanın yöntemlerinden bir tanesi bu. Ve bizim Maya'da yaptığımız bütün modellerin bu şekilde 2 boyutlu düzlemlerde açılabiliyor olması lazım. Mesela buradaki küreye bakalım ve bu kürenin açılmış haline bakalım. Buradaki simit şeklini alalım ve simidin açılmış haline bakalım. Bunların hepsi manifold geometri. Bu açılabilen, 2 boyutlu düzleme yayılabilen 3 boyutlu geometrileri biz manifold geometri diyoruz. Non-manifold bu kurala uymayan cinsli geometriler için kullanılıyor. Yine çok hızlıca bir plane üzerinde göstermek istiyorum örneği. Subdivisions'lardan birini 1'e, diğerini 2'ye getirdim. Şu anda ortadan 2'ye bir edge'le bölünmüş tek bir tane poligonum var. Bunu UV editörde baktığım zaman zaten bu şekilde açılmış olduğunu görebiliyorum. Ama sadece bu edge'i tutup extrude edelim. Şu anda yapmış olduğum geometri non-manifold geometrinin en basit örneği. Bunu ne yaparsak yapalım, 2 boyutlu bir düzlemde düzgün açılmış bir şekilde ifade edemeyiz. Çünkü buradaki yüzeyle bu iki yüzeyden biri mutlaka birbirinin üstüne binecektir. Dolayısıyla herhangi bir boyama yapmak istediğimiz zaman tek bir yüzeyi boyamak istesek de üst üste bindikleri için aynı anda iki yüzeyi birden boyayacağız demektir. Non-manifold geometri sadece kaplama değil, rigging işlemlerinde de bize çok zorluk çıkaracak bir geometri türü. F8'e basıyorum. Non-manifold geometrileri bize göstersin diyelim. Apply dediğim anda zaten bana Maya bunu tekrardan seçili olarak gösteriyor. Şu anda obje bazında gösterdi. Bir objenin içinde tek bir kısım bu haldeyse bu sefer bana o non-manifold'u oluşturan vertex'leri de ekstradan sarıyla seçerek gösterdi.
Non-manifold geometri seçeneği açıkken altında bize iki tane de ekstra seçenek çıkıyor. Biri normal zen geometri ya da geometri only. Eğer normal zen geometri seçeneğimiz açıksa non-manifold işlemini hem bu yüzeyleri birbirinden kopararak hem de bağlantı noktalarındaki normalları düzelterek yapacak. Eğer geometri only seçeneği açıksa bu sefer sadece yüzeyleri birbirinden kopartacak. Dolayısıyla geometri artık non-manifold olmayacak ama bağlantı noktalarındaki normallarıyla da oynamayacak. Bundan bir iki önceki dersimizde normals konusunu bayağı bir anlatmıştık. O yüzden eğer eksik kaldıysanız mutlaka açıp o dersi de izlemenizi tavsiye ederim. Şimdiye kadar cleanup'ta sadece tespit etme yaptık. Biraz da cleanup matching polygons diyelim, yani select yerine cleanup seçeneğimiz açık olsun. Tekrardan deminki gibi bir küp yapacağım. Buradaki vertexleri birleştireceğim. Bu sefer cleanup'tayken lamina face'leri remove etmesini istiyorum mayadan. Apply dediğim zaman o iki tane face'ten birini sildi ve bana sadece bir tane bıraktı. Tekrardan gitarımı açalım. Burada iç bükey poligonlarımız var demiştik. Concave faces'i açıyorum. Bu lamineyi kapattım. Cleanup'tayım. Apply dediğim zaman o iç bükeyi kırmak için buradaki vertex'ten diğer başka bir vertex'e bir ejectledi bana maya. Aynısını bu tarafta da yaptı. Düzlemsel olmayan poligonlar var demiştik. Onları da bu taraflarda çıkarmıştı maya gözümüzün önüne. Non-planar faces'i seçelim. Apply diyelim. Ve düzlemsel olmayan bütün yüzeyleri düzlemsel olmaları için üçgenlere böldüm maya. Dörtten fazla köşesi olan poligonları bulmuştuk. Bunlar tellerin ucundaydı. Şimdi bunlara cleanup işlemi uygulayalım. Aynı şekilde bunu da üçgenlere böldüm maya bana. Şimdi remove geometriden devam edelim. Edges with zero length, yani sıfır uzunluğu olan edge'ler. Tekrardan new scene yapacağım. Bunları da bir tane plane üzerinde daha rahat anlatabilirim. Bu plane'i bir kere extrude yapalım. Ve buradaki face'i çok dar tutacağım. Okay. Edges with zero length, yani sıfır uzunluğa sahip edge'ler varsa bunları bul ve çıkar diyor remove geometry seçeneğinde. Edges with zero length ne olabilir? Burada bir tane vertex vardır. Hemen yanı başında da bir tane vertex vardır. F9'a bastığımız zaman bir edge'in üzerinde iki tane birbirine çok yakın vertex olduğunu varsayalım. Edges with zero length seçeneği açıkken bu zero length, yani sıfır uzunluğu olan edge'lerden ne kastediyoruz? Bu sıfır uzunluğun eşiği nedir? Yani bir maya biriminden küçük olanları sıfır mı kabul ediyoruz? Yoksa 0.1 maya biriminden küçük olan uzunlukları mı sıfır kabul edeceğiz? Burada onun değerini veriyoruz. Şu anda tabii çok çok küçük çünkü gözle gözükmeyecek kadar kısalığa sahip olan edge'leri temizlemek için.
ayarlanmış bir vaziyette. Ama ben bunu biraz daha arttıracağım işlemi görebilmek için. 0.1 yaptım. Objem seçiliyken apply diyorum. Ve cleanup matching polygons'da olduğum için direkt olarak bana burayı onardı. Şimdi F9'a bastığım zaman objemi seçip artık burada tek bir vertex olduğunu görebiliyorum. O vertex'i de diğer vertexlerle birleştirdi. Aynı zamanda buradakileri de yapıştırmış. Çünkü burada da çok küçük bir mesafe vardı. Geri alalım. Buradaki sonradan koymuş olduğum vertexleri sileceğim. Faces with zero geometry area. Aynı Edge'in uzunluğunda olduğu gibi çok minnacık face'leriniz varsa ve bu face'ler gözükmeyecek şekildeyse, burada da o tarz bir face yaratalım şu anda. Öncelikle orijinal değeri olan, bu çok az değerde bırakacağım, sıfıra yakın değerde, apply diyorum. Yine de yetti ve buradaki minnacık face'lerden kurtuldu. Buraya bir sıfır daha ekleyelim. Şimdi apply dediğim zaman bu sefer hiçbir face'e o işlemi uygulamıyor. Dolayısıyla buradaki eşiği kendim belirleyebiliyorum. Bu üçünde de aynı mantıkla çalışıyor bu toleranslar. Faces with zero map area dediğimiz zaman da daha sonradan işleyeceğimiz UV mapping, yani texturing işlemlerinde kullanacağımız bu panelde yine vereceğimiz toleranstan daha küçük alana sahip face'ler varsa onları silecek maya. Bu sefer bizim sahnemizdeki face'in büyüklüğüne bakmayacak ama onun UV editör panelindeki yansımasının büyüklüğüne bakacak. Bizim buradaki objelerimizin geometrisinin büyüklüğüyle onu UV editörde nasıl gösterdiğimiz farklılık gösterebiliyor. Dediğim gibi bunlar ileride gireceğimiz kısımlar ama en azından şimdilik bunun UV ile alakalı olduğunu bilmeniz yeterli bence. Zaten UV ile işiniz yoksa bunu da kullanmanız gerekmeyecektir. Ama onun dışında buradaki bütün seçeneklerin üzerinden geçtik. Bir tek invalid components kaldı. Yani geçerli olmayan komponentler. Hemen Maya'dan tekrardan bakalım, geçerli olmayan komponentler nedir? İzole edilmiş edge'ler, vertex'ler ya da UV'ler. İzole edilmiş derken neden bahsediyorum? Mesela bir tane poligon objeniz vardır. O objeyi seçtiğiniz zaman birdenbire burada bir tane vertex görürsünüz. Ama bu vertex hiçbir kenarla ya da yüzeyle poligona bağlı değildir. Havada duruyordur. Ama aynı obje içinde gözüküyordur. Bazen bu bir vertex değil, bir edge olabilir. Yani bir kenar olabilir. Havada duran bir edge fark edebilirsiniz bazen modelinizde. Bu tarz yanlışlıkla oluşmuş ya da başka programlardan import ederken karşınıza çıkabilecek en artık anlaşılmayacak pislik kalan komponentleri de temizlemek için Invalid Components seçeneğini açık bırakabilirsiniz. Tekrardan Reset Settings yapacağım. Şu anda denemek istediğim Keep Construction History, Cleanup Matching Polygons diyorum. Burada bir tane Non-Planar Face yaratalım. Bunu bu şekilde çektiğim zaman zaten ortasında edge olmayan bir poligonu bükmeye başlamış oluyorum. Dolayısıyla non-planar face yarattım. Burada clean up diyeceğim. Objem seçiliyken non-planar faces seçip apply diyorum. Maya bana bunu düzeltti. Keep construction history açık. Yani bana objenin history'sini silme. Dolayısıyla objeyi tuttuğum zaman buradaki inputlarda history yeni yapmış olduğum işlemle, yani poly triangulate'le hala varlığını sürdürüyor. Geri alacağım. Bu sefer aynı işlemi yapacağım tekrardan. Ama Keep Construction History'yi kapatacağım. Ve normalde Maya'nın buradaki History'yi bana silmesi lazım. Tekrardan Object Mode'a geliyorum. Non-Planar Faces açık. Apply diyorum. Yine aynı işlemi yaptı Maya. Objemi seçtiğim zaman History'sini silmediğini görüyorum. Bunun sebebini de açıkçası bilemiyorum. Çünkü kendi manueline baktığım zaman Turn this option on to keep the construction history associated with the polygonal geometry you select. Ve başka kaynaklardan baktığım zaman da bana aynı şeyi söylüyor.
Yani bunu kapattığım zaman normalde mayanın buradaki history'yi silmesi lazım. Ama şu anda silmiyor. Ya benim fark edemediğim çok ince bir detay var. Ya da mayada zaman zaman karşıma çıkan buglardan bir tanesi bu. Belki herhangi bir sebepten dolayı şu anda çalışmıyor. Ya da belki de mayanın bu çıkardığı sürümünde bir şekilde bozulmuş olabilir. Bir sonraki sürümünde onaracak olabilirler ama... Okumuş olduğum bütün textlerde benim anladığım buradaki construction history'yi kapattığım zaman buranın silinmesi gerektiği. Buna da çok takılmayın. Eğer silmek istiyorsanız her zaman için delete by type'dan history'ye gelip bunu kendiniz zaten silebilirsiniz. Bu belki ekstra bize pratik olacak bir şeydi. Genel olarak önerebileceğim şey cleanup options'la çalışırken keep construction history açık olsun. Bence öncelikle cleanup yerine select matching polygons yapın ve hatalı bölgelerin nerede olduğunu tespit edin. Belki bu otomatik pencereyi kullanmadan elle gidip kendiniz tık tık hemen temizlemek isteyebilirsiniz. Çünkü daha kontrollü bir şekilde yapacaksınızdır. Bunun dışında buradaki işlemleri birkaç tanesini aynı anda seçip uygulamanızı pek tavsiye etmiyorum. Çünkü birini yaptığı zaman bütün topografi değişiyor ve diğerine geldiği zaman bu sefer sizin fark edemeyeceğiniz sonuçlar çıkarabilecek şekilde işler karışabiliyor. Dolayısıyla öncelikle ilk tespit etmek istediğiniz atıyorum faces with more than four sides, işte beşgenler, altıgenler, bunları tespit edin. Ondan sonra onları düzeltmek istiyorsanız ya cleanup yapın ya elle düzeltin. Ondan sonra diğerlerine geçin. Concave'lere bakın. İşte faces with holes, bunları düzeltin. Çünkü bunu değiştirdiğiniz zaman topografi değişiyor ve buradaki etkilenecek olan yüzeyler de komple değişmiş oluyor. İşler birbirine karışmasın diye her zaman için tek tek kontrollü bir şekilde gitmek bence daha mantıklı. Umarım bu ders faydalı olmuştur. Bundan sonraki dersimizde görüşmek üzere.